Günaydın Eskişehir 17 Haziran günlerden Cuma 10'da 10 programıyla karşınızdayız. Bir haftayı daha sizlerle birlikte bitiriyoruz. Güzel bir Eskişehir sabahında birlikteyiz. Haftanın son gününde ilk haberimize bakarak programımıza başlayalım. Tepe başında büyük bir vurgun yapan şahıs tam 40 bin TL ve 3 bin dolarlık bir hırsızlık gerçekleştirmişti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda her şahıs yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerince Tepebaşı ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. NG isimli şahısın bahse konu ikametten 40 bin TL ve 3000 dolar çaldığı tespit edildi yakalanan şüpheli NG gerekli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sıradaki haberimizle devam edelim. Büyükşehir Belediyesi'nden bu hafta sonu yapılacak YKS sınavı için bir e, ulaşımda düzenleme geldi. Biliyorsunuz bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar e, lise öğrencilerinin son sınıflarının üniversite sınavı olacak. E, bu nedenle de Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs ve tramvaylarda ulaşıma YKS düzenlemesi geldi. Otobüs ve tramvaylarda hafta içi sefer saatleri uygulanacak. Sınava girecek adaylar adaylardan ve sınav görevlilerinden gelen talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Estram ile görüşerek 18-19 Haziran'da YKS'ye girecek adaylar için yeni bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemeye göre 18 Haziran Cumartesi saat 10.15'te başlayacak sınav için tramvaylarda karşılıklı seferler tüm gün boyunca hafta içi sefer saatlerine göre hizmet edecek. Otobüslerde ise uygulama 18'e kadar hafta içi sefer saatleri uygulanacak. Aynı uygulama sınavın ikinci günü olan 19 Haziran Pazar günü de geçerli olacak. Estram'dan yapılan açıklamada Estram olarak 20 Haziran Pazartesi günü okulların kapanması sebebiyle yaz çalışma programına geçiş yapıyoruz. Bu kapsamda tramvay sefer saatlerinde değişiklik olacaktır denildi. Evet sınav dolayısıyla ulaşımda yeni bir düzenleme oldu. Hafta içi sefer saatleri uygulanacak hem tramvaylarda hem de otobüslerde. Ayrıca pazartesi itibariyle de Estram'dan yapılan açıklamaya göre yaz tatilinin başlamasıyla okulların kapanmasıyla birlikte sefer saatlerinde değişiklikler olabilir. Bunun bilgisi paylaşıldı. Sizler de Estram'ın internet sayfasından saatleri kontrol edebilirsiniz. Sıradaki haberimizle devam edelim. Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulunda bir öğretmenin soluk borusuna kuru üzüm kaçtı. Öğretmenin bir anda nefes alamadı ve yere yığıldı. Görenler de bir anda telaşa kapıldılar. Neyse ki aynı okulda Türkçe öğretmeni olan bir kişi, bir vatandaş soğukkanlı çıktı ve hemlik manevrası yaparak Canan Tüzer'in hayatını kurtardı. Nefes borusuna kaçan kuru üzüm nedeniyle boğulmak üzere olan Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Canan Tüzer, aynı okulun Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki'nin yaptığı hemlik manevrası ile ölümden döndü. 2 Haziran tarihinde meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Öğretmenler odasında teneffüs saatinde dinlenen Din Kültürü Öğretmeni Canan Tüzer, nefes borusuna kaçan kuru üzüm nedeniyle nefessiz kaldı. Kameraya takılan görüntüde yere yığılan öğretmeni okulun müdür yardımcısı Tuğba Altıntaş fark ederek yardım istedi. Olayı öğrenen Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki yaptığı hemlik manevrası ile Canan Tüzer'in nefes almasını sağladı. Diğer öğretmenler de yardımına koştu. Öğretmenin kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan öğretmenlerin su vererek yardım ettikleri kameraya yansıdı. Evet hemlik manevrası böylece bir hayat kurtarmış oldu. Bazen böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle ilk yardımı bilmek çok ama çok önemli. En azından sağlık ekipleri bulunduğumuz yere ulaşıncaya kadar doğru bildiğimiz şeyler olursa iyi bildiğimiz şeyler olursa hayat kurtarabiliriz. Burada da bu olayda da hemlik manevrası hayat kurtarmış oldu. Sıradaki haberimize geçelim. Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne geri sayım sürüyor biliyorsunuz. 1 ve 3 Temmuz arasında düzenlenecek festival. Ee, ve biliyorsunuz da ünlü sanatçılar da yer alacak. Kıraç, İrem Derici ve Gönül sevilen isimleri Eser ve Ezgi Öyüpoğlu da festivaldeki yerini alacaklar. 1-3 Temmuz arasında düzenlenecek festivalde tam 5 ülkeden kültür ve medeniyetlerin buluşması gerçekleşecek. Tarihiyle birlikte farklı medeniyetlere başkentlik yapmış Sivrihisar. Farklı kültürleri ve medeniyetleri Sivrihisar'da bir araya getirecek. 1-3 Temmuz tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek olan Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Letonya, Sırbistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden misafirler ağırlanacak. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü, Sivrihisar'ın tanıtımı için festivalin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, festivalde farklı kültür ve medeniyetleri, tarih kokan güzel ilçemizde konuk edeceğiz. Festivalimize yurt içi ve yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz Sivrihisar'daki esnafımıza kazanç sağlayacak ve bu festival ile birlikte Sivrihisar esnafı kazanacak ifadelerini kullandı. Evet ünlü isimlerin de konser vereceği festivale geri sayım sürüyor. 1 ve 3 Temmuz arasında gerçekleşecek festival ve tam 3 gün sürecek. Aynı zamanda sergiler, yarışmalar, yöreye özgü lezzetlerin bulunduğu standlar, workshoplar gibi birçok etkinlik de yer alacak festivalde. Sıradaki haberimize bakalım. Geçtiğimiz günlerde akü ve mazotu çalınan e, vatandaşın haberini sizlere aktarmıştık. Beylikova ilçesinde bir vatandaşın evinin hemen önünde bulunan iki kamyonunun hem deposundan mazot e, mazotları hem de aküsü çalınmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlar yakalandı. Beylikova ilçesinde önceki gün park halindeki kamyonların akü ve mazotlarını çalan iki hırsız polisin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı. İlçenin Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan Gürhan Sağlam'ın evinin önünde park haline bulunan iki kamyonun aküleri ve akaryakıt deposundaki mazot önceki gün çalınmıştı. Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlatan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri akü ve mazotu çalanların yaşları 13 ve 29 olan OT ve TO olduğunu belirledi. Yapılan operasyon ile zanlılar yakalandı ve Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Bir sonraki haberimizle devam edelim. Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılında hizmete açtığı ve hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından sık sık ziyaret edilen merkezlerden olan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi misafirlerini, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Merkezleri bugüne kadar tam 1 milyon kişi ağırladı. Başkan Büyükelşen de bu merkezlerin çocuklar adına, bilim ve fen adına önemi önemli olduğunu söyleyerek çocuklarımızın, gençlerimizin bilime olan ilgisi ve sevgisi geleceğe dair umutlarımı bir kat daha arttırıyor ifadelerini kullandı. Şehir Eğitir Mottosu ve 2012 yılında Gelecek Eskişehir'den geçecek sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'nda açılan Bilim Deney Merkezi, geçen 10 yıllık süreçte her yıl artan ziyaretçileriyle dikkatleri üzerine çekti. Yaz dönemine yoğun bir girişle merkezlere 5 aylık süreçte şehir içi, şehir dışı ve yurt dışından bilim turları, uzay ve gösterimleri, söyleşiler ve atölye programlarına katılmak üzere 33.541 misafiri ziyaret etti. Bilim Deney Merkezi 22.180, Uzay Evi ise 11.361 ziyaretçi ağırladı. Yaz döneminde de çok sayıda atölye düzenleyecek ve çevrim içi etkinliklerine de devam edecek olan Bilim Deney Merkezi, çocuklara bilim sevdirmek, yetişkinler için farkındalık yaratmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Evet merkezler ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Başkan Yılmaz Büyükelşen de bu merkezlerin çocuklar adına çok önemli olduğunu belirtti. Çocuklara yapılan yatırımların da en verimli yatırım olduğunu söyledi. Son olarak bir asayiş haberimizle devam edelim. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne üye olduğu üye olduğu için hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen kesinleşmiş 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan bir şahsın Miyalıçuk'un Dumrek Mahallesi'ne geleceği öğrenildi. Örgüt mensubu şahıs, Tem Şube ve Mialaçık İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince yapılan operasyon ile yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Evet ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütleriyle ilişkisi olan bir şahıs yakalandı ve mahkeme, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet bu son haberimizde Bugünlük ve bu haftalık 10'da 10 programını noktalandırıyoruz. Hepinizin çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Son olarak kapatmadan da güneşli bir havayla başladık. Güne ancak dün biliyorsunuz meteorolojiden yapılan bir uyarı vardı. Öğleden sonrası için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini ifade etmişlerdi. Bunu da sizlere aktarmış olalım ve programımızı kapatalım. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.